Sayın Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanım, Sayın Bakanım, Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcım, Sayın Valim, Milletvekillerim, Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli kaymakamlarım, Sayın Rektörüm, Türkiye Halk Bankası Sayın Genel Müdürümüz, siyasi partilerimizin kıymetli il başkanları, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının değerli başkan ve temsilcileri, kıymetli müsiatımızın şube başkanları, değerli müsiat üyelerimiz, yöneticilerimiz, siz değerli basınımızın güzide temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler. Heyecanı, mutluluğu ve gururu bir arada yaşayacağımız bu özel günde sizleri saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yepyeni bir hikaye lazım memleketimize dedik ve yola koyulduk. Bizler 30 yıldır üzerimize düşen ne varsa bu ülke adına berrak ve duru sular kadar çağlayarak ve yürekten varız dedik. Varız ama bu 30 yıldır üzerimize düşen bu görevde varız ama var olmaya devam edeceğiz. Neden devam edeceğiz? Çünkü meselemiz Türkiye'dir. Çünkü meselemiz vatandır. Vatanımızdır. İnsanımızdır ve ümmetimizdir. Bugün burada yepyeni bir hikayenin başlangıcında daha bir araya gelmenin huzurunu ve sevincini yaşamak, sizlerle bir arada olmak ne güzel. Ayaklarınıza sağlık, yüreklerinize sağlık. Üstadın adeta bizlerin yolculuğuna yazılmasızcasına engin dizeleriyle devam etmek isterim. Tohum saç, bitmezse toprak uzansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidi küheylan, koşmana bak sen, çatlarsan doğuran kısrak utansın. Bizler müsiat olarak 30. yılımıza tazelenme düsturuyla girdik. Yeni dünyanın yeni paradigmalarını da gözeterek geride kalmamak adına, yeni bir hikaye yazmak adına 2 yıl önce bu yola koyulduk. İşte tazelenmenin verdiği sonuçlardan, meyvelerden birinin açılış merasiminde olmak ne kadar mutlu, umut verici ve ne kadar onurlandırıcıdır. Kıymetli misafirler, tohumları 30 yıl önce evvel atılmış olan koca bir çınardır artık müsiat. Bugüne değin ülkemizin varoluş serüveninde her daim ayakta ve her daim milletinin, devletinin yanında dimdik koca bir çınardır. MÜSİAD 30. yılında proje bazlı, hedeflere yönelik ve memleketinin kılcal damarlarındaki her türlü saha bilgisine ulaşabilmenin verdiği avantajlarıyla yeni döneme böylesi devasa projelerle hazırdır. Allah çıktığımız yolda bizleri muvaffak kılsın, utandırmasın. Kıymetli misafirler, dünyada öyle gelişmeler olmakta ki değişimin kendisini takip etmek bile ayrı bir mesai gerektiriyor. Hız çağımızın anahtar değişkenidir demiştik ki bu yüzyıla başlarken, lakin etrafımıza baktığımızda öylesi anlık değişimlere şahit oluyoruz ki refleks gücümüz adeta sınanmaktadır. Dünya genelinde öylesine bir değişim ağıyla çevrelenmiş haldeyiz ki Trakya ağzıyla konuşup "Siz ne yapıyorsunuz be ya?"
diyesi geliyor insanın. Kıymetli misafirler, müsiatlı dostlarım. Milli güç unsurları değişiyor. Klasik iktisat teorileri yeni iktisadi mimariyi açıklamakta yetersiz kalıyor. Tazelenmemiz ve senkronize olmamız gerekiyor. Bakınız, eskiden toprak, askeri güç, insan ve para olarak sınırlanmış olan ulusal güç unsurları bugün hemen hemen her alanda saha derinliğini işaret eden bir çoğunluğa erişmiş durumda. Bunun için yeni sözler söylemek, yeni eserler ve fikirler ortaya koymamız gerekmektedir. Güçlü bir ülke olmanın yolu bile artık sadece güçlü bir ekonomik yapıdan geçmiyor. Yeni güç dengelerine göre yeni milli güç unsurları söz konusudur. Peki nedir bunlar? 1. Ekonomiyi destekleyecek bilgi ağları ve ticari enformasyon. Bunun altını çiziyoruz. 2. Değerleriyle ve özgün kültürüyle ayakta durabilmeyi sindirebilmiş bir toplum yapısı. 3. Ekonomik sistemin paydaşları arasındaki senkronizasyon. 4. Milli ve yerli üretim modelleri. 5. Planlı bir eğitim sistemiyle donatılmış kalifiye insan gücü. 6. Sürdürülebilir bir gelecek planlaması. 7. Kaynakların etkin ve verimli kullanılması. 8. Ceza uygulamaya değil, sorun çözmeye odaklanmış bir hukuk sistemi. 9. Uluslararası anlamda akredite olabilmiş bir milli sermaye yapısı ve stoku. Bu bakımdan müsiat sermaye stoku olarak bugün Türkiye'deki sermayenin en üst seviyesine çıkmış durumdadır. 10. Askeri ve siyasi değil, aynı zamanda ekonomik ve ticari diplomasi ağları. 11. Yatırımlar için uygun ekosistem. 12. Yerlileştirmeye yönelik politikalar ve nihayet bugün burada toplanmamasına vesile olan bu örnek gibi. Yani şehirleşmenin toplumsal katmanları uzlaştırmaya elverişli bir şekilde yeniden ele alınması. Kıymetli misafirler, biz tazeleme sürecinde yeni bir hikaye için milli iktisadi mimari adını verdiğimiz ve kısaca MİM dediğimiz bir sosyoekonomik gelişim modelini ortaya koyduk. Gelişimin her aşamasını devletten beklemek artık eski real politik kaidelerin yıkıldığı bir dünyanın anlamını yitirmektedir. Artık yeni dünya düzeninin, yeni kurallarının, yeni oyuncularını, yeni modelleri ve yeni nesilleri söz konusudur. Bizler karar alma mekanizmalarında bu 4 hususu göz önünde bulundurmak durumundayız. Çünkü bayrağı teslim edeceğimiz bambaşka bir nesil bizleri bekliyor. Ve bizim tüm yatırımlarımız aslında Türkiye'sine, geleceğin Türkiye'sine bir hazırlıktır. Biz müsiat olarak bu bilinç ile hareket etmekteyiz. Kıymetli misafirler, bugün burada ortaya koyduğumuz proje sadece bir sanayi sitesi değil, bir şehirleşme ve şehirleşmesiyle birlikte planlı bir şekilde gelişecek milli teknoloji hamlesinin milli üretim üsleri şeklinde modellenmiş şeklidir. Ülkemiz açısından yeni bir standarttır. Dün müsiat sanat markamızın tertiplediği Mevlid-i Nebi sergimizin açılışını da gerçekleştirdik. Teşrifleriyle bizleri mutlu eden Sayın Sanayi Bakanımız Mustafa Varank Bey'e de ilettiğim bir hususu da burada sizlerle paylaşmak isterim. Tekmuskop, sanayi üssü klasik sanayi sitesi mantığının ötesinde
milli üretim ve teknoloji üssü şeklinde tasarlanmıştır. Türkiye bir deprem ülkesidir. Bu model 8,5 şiddetinde bir depreme bile dayanacak şekilde inşa edilmektedir. Biz bir talepte bulunduk ve dedik ki hem kurulma mantığı, hem inşa modeli, hem de yerleşme planlamasıyla bu yeni model OSB'ler için bir standardı temsil etsin. Ve bu talebimiz Sayın Bakanımız tarafından ilgi ve kabul ile karşılanması bizleri ayrıca memnun etmiştir. Aynı zamanda MÜSİAD yeniden ülkemizdeki iş yapma modeline daha standart belirlemiş olmanın da haklı bir gururunu da taşıdığını da söylemek istiyorum. Kıymetli misafirler, değerli dostlar, zaten MÜSİAD tazelenme stratejisini bu düstur üzerinde oturtmaktadır. Proje bazlı, hedefe yönelik, hem üyelerine hem de topluma kazanç sağlayacak iş yapma modellerini geliştirmek. Bizler yeni dünyanın yeni milli güç unsurlarıyla uyumlu bir MÜSİAD için sağ markamızı biçimlendirmekteyiz. Onların lansmanını da Allah'ın izniyle burada dikkatinizi çekmek istiyorum. 27 Kasım'da İstanbul'da Vizyoner 2019 etkinliğinde sizleri yeni markalarımızla tanıştıracağız. Çünkü bu yılki Vizyoner buluşmamızın çıkış noktası da dönüşüm temasıdır. Bizler dönüşümü sadece dijital bir eksende ele almamaktayız. Konvansiyonel sektörlerde planlı dönüşüm ve zihinsel değişimin de gerekliliğinin altını da çiziyoruz. Strateji Bütçe Başkanımız Sayın Naci Ağbal'ın 11. Kalkınma Planı hazırlanırken MÜSİAD'a teşriflerinde bu hususu ve hazırladığımız modelleri kendilerine iletmiştik. Teveccüh gösterip plan dahilindeki geniş çaptaki yer vermeleriyle bizleri ayrıca memnun ettiniz. Keza Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile olan ortak çalışma arzumuz bu kez de planlamanın aksiyona geçirilmesi safhasında da devam edecektir. Bunu büyük bir memnuniyetle ve onun huzurlarında dile getirmek isterim. Bu hususta kendilerine şükranlarımı bir kez daha sunarım. Bizler MÜSİAD olarak tarımsal kalkınmanın bir sosyal dönüşümü başlatma noktasında hareketle tarımsal ve kırsal kalkınma eylem planımıza yeni kentler inşa etme mantığını da geliştirdik. Bu diğer bir projemiz. Bu bağlamda Tarımsal Kalkınma Destekleme Kurumu ile yapmış olduğumuz protokol ve devamında çalıştıracağımız modeller ile pek yakın bir zamanda 40 kentler projemizin de lansmanını yapacağız. Artık kırsal dönüşümü burada aynı zamanda Trakya Kalkınma Ajansı'nın başkanı da var. Sayın Valim de Aziz Bey de iyi biliyorlar, konuşmuştuk. İnşallah o konuştuğumuz mantığı 40 kentleri konforuyla birlikte inşallah bu modelimizde göstereceğiz. Sadece tarımsal dönüşüm değil, su ürünleri üretim tesislerinin kurulması ve üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde deniz mahsulleri işletmeciliğinin geliştirilmesi, süt ve et hayvancılığında yüksek verimlilik esasına dayalı çiftliklerin kurulması ve bu çiftlik modellerinin birer milli üretim üstlerine dönüştürülmesi, seracılığın yaygınlaştırılması sırada bekleyen projelerimiz arasındadır. Bunları neden söylüyoruz? MÜSİAD tazeleniyor dedik. Tazelenme sürecinden bahsediyoruz. Artık 41 tane komitemiz var. Her birinin bir projesi var. Onun için hız önemli dedik. Tüm bunların yanında şehir markaları oluşturmak ve ülkemizin marka değerini bölgesel farklılıkları öne çıkararak arttırmak adına Turizm Bakanlığımız ile çok yakında yepyeni bir iş modeliyle karşımıza
gelecek olmanın da heyecanını yaşıyoruz. Diğer bir komitemizle birlikte enerjinin verimliliği esasından hareketle kendi enerjisini üreten işletmeler projemizi de çok yakın bir tarihte ilgili komitemizle birlikte sizlere sunacağız. Ticaretin bir ağ ekonomisine dönüştüğü çağımızda ticaret üsleri kurmak ve yeni lojistik ağları için yön eylem planları geliştirmek üzere yaptığımız çalışmalarda bu yıl bitmeden sizlere sunacağımız projelerden. Bir diğer alanı burada özellikle belirtmek istiyorum. Yabancı yatırımcılarımız da var aramızda. Müsiat Invest markası altında işleteceğimiz ticaret ve yatırım ajansları ağımızla iş talebi dış kaynakla buluşturmak ve aynı şekilde dış talebi işteki kaynağa aktarma vazifesinde gerçekleştirmiş olacağız. Bu projemenin lansmanını da bu yıl itibariyle bitmeden gerçekleştireceğiz inşallah. İşte tüm bunlar tazelenmenin bir meyvesi olduğundan bir kez daha altını çizmek istiyorum. Değerli misafirler, 7 düvelin üstümüze geldi. Ancak haklı davamızdan geri adım atmadan kararlı bir şekilde yürüttüğümüz yolda Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği istikamet bizler için yol haritasıdır. Terörün hiçbir türlüsü affedilemez ve kabul edilemez. Masum kanı dökmenin bedelini sormak ancak yiğitçe ve mertçe hiçbir engelden korkmadan hem sahada hem masada kendini ispat eden bir siyaset sanatıyla mümkündür. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu süreçte her unsurumuz ve imkanımızla kendisinin ve devletimizin yanında olduğumuzun altını bir kez daha ve gür bir sesle kendim ve kurumum adına beyan ederim. Üstad yine tercüman olsun hislerimize. Ustada kalırsa bu öksüz yapı, onu sürdürmeyen çırak utansın. Ölümden ileride varış dediğin, geride ne varsa bırak utansın. Kıymetli misafirler, Suriye'nin geleceği ve yeniden inşası için oradaki Müslüman iş dünyasının elinden tutmak için MÜSİAD Suriye'yi kurmak üzere hazırlıklarımızı tüm hızla sürdürmekteyiz. Azez'de şu anda binamız hazır. Yaptığımız incelemeler hem bölge halkına umut vererek hem de umudun ve insanlığın sınır tanımadığının da kanıtı olmaktadır. Bizler onları kendilerine bırakamayız. Ki MÜSİAD Yerel Başkanımızın oraya gitmesiyle birlikte inanın oradaki iş dünyası müthiş bir şekilde heyecana kapılmıştır. Ama YPG de bundan dolayı perişan vaziyettedir. Bunu burada söylemek istiyorum. MÜSİAD dünyanın 312 noktasında vardır, var olmaya da devam edecektir. Sözlerimi burada bitirirken öncelikle teşriflerinden ötürü başta devlet erkanı olmak üzere tüm misafirlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu projenin hayata geçirilmesinde ve kısa sürede zarfında tamamlanmasında emeği geçen Üretim ve Ticaret Planlama Üst Kurulu Başkanım ve aynı zamanda Şehirler İnşa Etme ve Sanayi Yerleşkeleri Komitesi Başkanı Sayın Doktor Oktay Dedebey'e, projenin sahaya ulaşmasında desteklerinden ötürü MÜSİAD Yerel Üst Kurulu Başkanım Sayın Ahmet Şekerli Bey'e, MÜSİAD Tekirdağ Şube Başkanımız ve yönetimine ve tüm emeği geçen yine özellikle Halk Bankası'na da burada tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu projenin Türkiye'ye model olan bu projenin gerçekleştirilmesi emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Saygı ve sevgiyle hepinizi selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Burada
bir sözle bitirmek istiyorum. Bu bölgenin sözü bu. Tekirdağ'a özellik bir söz. Yeni bir Tekirdağ sözüyle bitirelim. Bu tarlada kabak yetişmez diyenler utansın. Hepinize saygı söylüyorum.